Evet, sevgili hemşire dedim. Bildiğiniz gibi Menteşe'mize 2 günden bu yana yangın devam etmekte. Şu anda bulunduğumuz yer karşıda da gördüğünüz gibi İkizce'mizden Yılanlı'ya doğru giden bir noktada ateşi de sizler uzaktan görmektesiniz. Yangın Kavaklıdere'nin Menteşe mahallemizden çıktı biliyorsunuz. Oradan gök çukuru aşağıdan dün itibariyle Kozağaç, Bayılt beldemize bağlı Yumatlı ve İkizce mahallemizi tehdit ediyordu. İkizce ve Kozağaç'ta, Yumatlı'da tahliyeler yapıldı. Dün bizler de yardımcı olduk, belediye olduk. Vatandaşlar hayvanlarını da tahliye ettiler. Ama yapılan çalışmalar sonucu çok şükür yerleşik alanı tehdit altında kalmadı. Yangın gelişine göre de Menteşe ilçemize, yani Muğla il merkezine de tehdit ediyordu. Şu an itibariyle ise yerleşik alanları tehdit eden bir olay kalmadı. Ama yangın yine devam ediyor. Kozağaç'ta yine bu İkizce'ye gelen noktada belli bir nokta devam etmekte. Bunun yanında Bayır'dan Yumatlı'ya doğru giden de yangın devam ediyor. Ama rüzgarın da olmaması bir avantaj ve şu anda kenti halinde yangın devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre de yarın nem oranı artacağını söylüyorlar. Benim tahminim bir aksilik olmazsa bu yangının yarın biteceğini düşünmekteyim. Ama temkinli olmak gerekiyor. Bir haftadan bu yana Muğla'mızda yangın olmakta ve her biri 5 gün, 6 gün, 7 gün sürdü. Ve çoğu da yangın bittikten soğutma çalışması yapıldıktan sonra başladı. O yüzden bu yangında daha dikkatli olacağız. Soğutmayı çok iyi yapmamız gerektiğini düşünüyordum ben. Düne göre bugün baktığımız zaman da gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman itfaiye ekipleri de burada. Büyükşehir tüm ekipleri de Muskisi beraber burada. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bütün işi gücü bırakıp bütün aracımız, gelecimiz ve 107 tane personelimizle bu yangında şu anda mücadele etmekteyiz.